Selamlar dostlar, sizlerle bugün Osmanlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rus seferimize çıkacağız. Daha doğrusu komünist tarafına çıkacağız. Şimdi Ruslara saldırırken önemli kaynağımız supply, lojistik olması gerekiyordu ve biz bunu sağladık. Buradan ve yukarıdan, yani Rostov ve neydi burasının ismi? Stalingrad supply hub'larını aldığımız vakit çok rahat edeceğiz. Sonrasında oradan Moskova raşına kalkacağız. Biz bunları yaparken komünist tarafında ölmesi lazım. Mavi Vatan'a da gidebilir miyiz? Yani gerek var mı? Battleship model falan yok. PP iyidir, iyidir, iyidir. Benim bir stability bir öksürtmem gerekiyor. Stability bir öksürüyor. Onu bir ayarlayalım. Okay. Tamam. Savaşı direkt açacağız. Ve savaşın ilk günü umarım bizim için iyi geçer. Lakin çok önemli bir şey, havalimanları evet geliyor. Tamam, güzel. Rus savaşına son derece hazırlıklıyız. Lakin yine de sıkıntılar illaki olacak. Lenin'in işini bitirdikten sonra rahat edeceğiz. Şimdi savaşa direkt girersek erken avantajımız olacak. Bu arada benim tanklarım nerede? Tank demişim. Tank gibi piyadelerim nerede? Buradalarmış. Onları da hemen şuradan bir yarma harekatı için kullanacağım. Şurada bayağı bir ordusu var. Hemen gelsin, bir planı kalsın. Çok kötü yok edeceğiz. Hem Beyaz Rusya'nın da üzerine rahatlıkla gidebilirim böylelikle. Rahat yani kısacası. Şimdi tamam, onu da hallettik. Onu da hallettik. Planning'ini de alsın. Gül gibi bir savaş olacak inşallah. Birazcık stability'de sorunlarımız var. Onu görebiliyorum. Doktrinde ne durumdayız? Doktrin full. Doktrin full, o full, bu full. Bilmiyorum. Tamam, bu kalsın. Okay. Savaşa giriyoruz. Şimdi şuradan öncelikle bir yarma harekatı hemen bir yapmak istiyorum. Geri kalan ordu da zaten saldırabilir. Haydi bakalım. Hızlısından ilerleyeceğiz. Daha havalimanlarımız yapılmadı ama havalimanları gelinceye kadar savaş zaten tehlikeye girecekti. Kes değil. Tamam. Şu aşağıya kes gelsin kıyafet. Tanatuva falan da savaşa girdi, sorun yok. Buralara kes uçakları da girecek. Ama bir 200 tane de kes oraya. Buraya da varsa elimize fighter girecek. Bir 100 tane de fighter. Maşallah ya. Her şeyi gerçekten iyi bir oranda üretmişiz. Böylelikle Rus'un hem güçlü piyademiz hem de uçaklarımız karşısında bir şansı olmadığını görüyorum. Rahatlıkla ilerleyebileceğiz. Diğer Beyaz Rusya, Çarlık Rusyası diyemeyiz pek ama işte Beyaz Rusya'nın ise durumu biraz bakalım nasıl gidecek. Rostov çok önemli bir liman. Rostov direkt bize burayı hayat kurtaracak kadar önemli bir liman. O iyi oldu. Bu Alman kuklası bir şekilde Ukrayna devam edecek gibi duruyor. Rostov aldığımıza göre neden Stalingrad hızlıca olmasın değil mi? Hadi bakalım inşallah. Şu arada şuraya gire. Rus cephesinde asla istemeyeceğiniz bir şey başımıza geldi. İspanyol gribi geldi. İspanyol gribi geldi. Bu felaket kötü olacak bizim için. 19 Desember'e kadar bunu hemen tedavi bulmaya çalışacağız. Bize bol bol sayaka mal olacak. Şimdi bir şekilde Nothing developed. Bilmiyorum. Bir şekilde bunu kurtarmamız lazım. Buradan birazcık da stability alalım. Division Recovery Rates. Olur. Yine Division organizasyon debufflarımızı kaldıralım. Çünkü Rus muhtemelen kaldırmayacak ve bu yüzden daha hızlı diyor Kizek. Geldi de sadece bize mi geldi? Evet, sadece bize geldi. Rusya'da bu olmayacak muhtemelen. Lakin Alman falan bunun en kötü halini yaşıyor. Cepheler bayağı bitik durumda. Bu cepheleri bir tamamen temizleyelim. Sonrasında Stalingrad Rush'ımıza daha da debufflı bir şekilde ilerleyelim. Bu arada ilk haftadan 10.000 komünisti göndermişiz. Güzel. Stalingrad tarafı alındığı zaman çok daha rahat edeceğiz. O bu arada şuraya da bir rush'ımız var abi. Şimdi şurada bir paket denememiz mübah mıdır? Mübahtır. Çok güzel olur aslında o paket yapabilirsek, becerebilirsek. Lakin lojistik bunu kurtarır mı? Emin değilim. Ya, paket atmayıp da Çargrad'a bizim ya Stalingrad'a girsek ben ona da okeyim. Ben ona da okeyim. O da olur. Bu arada hava kes gelmiş de göreve vermemişiz. Hay kafama. Burada da kes de girmemiş. La ben de diyorum niye kes vuramıyoruz. Tamam. Şimdi çok daha efektif iteceğiz. Supply plane ürettiği miydik? Öyle bir
gayretimiz olmamış ama tüfek, Allah! Tüfek çok kötü. Benim bana sadık AI'lara ihtiyacım var. Bu atmaz. Tibet, Mibet o da atmaz. Siyam olur. Siyam'dan olur. Siyam'ın tüfeğine talibiz. Şimdiden duysun. Bir de Etiyopya. İleride savaş mavaş olmayacak. Uzun zaten İtalya zor durumda. Mısır'ı zaten geçtim. Yine sen bize verebilirsin silah. İspanya kesinlikle bu davada haklı davamızda verecektir ama ben bir tık PP'de geriye düşmeyeyim. Güzel. Haklı davamız için silah toparlayacağız. Şu demir yollarına girdi mi bu arada ben? Hayır girememişim. Girdiğim zaman buradaki lojistiği ölecek. Zaten kendimize alacağımızı belli etmiştik. Dört bir taraftan rush'ımızı atıyoruz. Bir saniye. Hemen şurada bir ufak bir sıkıntı var. Buradaki şöyle 5 asker değil de bana 2 tane 40 vit versen adam olarak çok bile derim ve burada efektif bir savaş yapabilirim. Buraya gelsin zaten bağlantısını kestik burada. Çargrad, niye Çargrad diyorum ben buraya ya? İstanbul'a deniyor Çargrad da. Ne diyecektim? Leningrad. Stalingrad'a girdiğim zaman çok hafifleyecek bölgedeki. Aynen şu şekil. Yani aslında bizim gücümüz artacak. Onun lojistiği ölecek. Ama benim o saplayı hemen kendime bağlamam lazım. En hızlısından yapmak zorundayım. Şurayı da bir kapatırsak çok makbule geçer. Ha gayret aslanım. Ha gayret kuzum. Kuzum oraya bir vur. Şu son tayla da geçebilirsek hoca. Oraya yürüdü ama dur bakalım ya. Risk olmadığı için ben itemiyorum oradan pek. Şurada ise harp etmeye devam edelim. O planik alınca vuracaktır. Bu arada uçağı yukarı taşımanın vakti geldi mi? Henüz değil gibi ama gelecek. Gelecek o günleri de göreceğiz. Havalimanı inşası istiyorum bu arada. Şu aşağıya bir tane olsun yukarıya genellikle verelim. Uçağımız kısa menzilli bir uçak o yüzden şey yapacağız. Bu arada Packard tamam şey yapmış atmışız. Özellikle Çarlık ordusunun askerlerini de böyle kesmiştik ama Rus yani komünist tarafında yine asker sayısı bir hayli az. Ne kadar çok paket atarsam Ural düzlüklerine yürümem o kadar kolay olur. Yeni asker basamayacaktır. Çünkü öyle bir güç yok. Bizim tüfek açığımız baş gösterdi. Onu Siamlı ve diğer AI kardeşlerimizden halledeceğiz. Sıkıntı yok aslında. Sakin ol. Evet buradaki lojistik ikmali bize doğru akmaya başladığı zaman bir ayrı güzel olacak. Şuralar tamamen lojistikte ölü noktalardır. Benim burayı alıp cepheyi yandan geniş gitmem gerekir. O ne? Ben oraya niye lojistiği bağlamadım? Gerçekten ben onu yapmadım mı? Ya da yaptım biraz geriye gitti. Bu biraz kritik bir hata olmuş. Yapacak bir şey yok. Ya, önemli mi? Çok da değil. Yani benim için önemli asıl hedef Rusya'nın kalbi. Çok fazla asker kaybedecek Sovyet Rusya. Şimdiden 84K'yı görmüş. Bu arada Çarlık Rusya'sında da zaten biz 102K kesmiştik. İkisine de vurmamız gerektiğini buradan bir kere daha söylememde fayda var. Felaket bir ekipman kaybındayız ama bizim AI'larımız var. Ve bu AI'lar bize destek olacaktır abi. Haydi yolla. Nen var kuzum? Maşallah. Ama support da olsun be. 10 bin makbuldür, makbuldür. Sen daha gelişmiş bir ülkesin ya. Franco ileride de bir savaş, bir savaş hikaye diyorlar be oğlum. Sende de top yokmuş. Topu sıkıntı yok. Nedir günahın? Az bir ödeme verdim. Portekiz eksi 100 bakıyor bana. Ne de? Ha, dünya tansiyonu. Ne var canım yani biraz çıkarmışsak. Ukrayna'dan alamam ama belki Belarus gibi ülkelerden alabilirim ama bunun da silah envanteri çok iyi değildir muhtemelen. Ben başka kime attım? Evet sana atmıştım. Senin de elindeki silah talibim. Support ekipman olman şaşırttı beni. Olması. Aralarında en iyi bu verdi. Ha bir de Etiyopya'mıza vere bakalım hemen. Abilerim ablalarım acilen yardım. Etiyopya'da yine çok güzel bir verdi yani sayıda. Bunlar 40 vit saldırı divleri. O yüzden şimdi eğitimlerini bitirmeye gönlüm el vermedi ama bir daha dileneceğim vakit bunu yapmayacağım.
Şimdi şurası ne durumda? Şu paket kapandığı vakit rahatlayacağız. Çünkü demiryolu biraz deli taklidi yapıyor ve zor durumda. Demiryolunun upgrade'i gelir. Sıkıntı yok. Buraya belki bir supply yapı atmak ileride faydalı olabilir. Onun dışında zaten dümdüz ilerlemem gereken bir cephe. Şu arkamızı düzeldikten sonra birazcık daha sırtımız yere gelmez şekilde saldırırız. Ben oraya bir force atak verdim ama hata mı ettim, iyi mi ettim bilemedim. Hemen şuraya verelim. Oradaki havalimanı geldiği zaman çok rahat edeceğim. Ama gelsin. Ama gelsin, evet. Güzel, 10 kez falan görüyoruz. Bunlar çok güzel bir haber bizim için. Naval bombarım da var. Ama ona ihtiyacım yok. Şuraya bir de Logistic Strike vuralım terbiyesiz gibi. Haydi. Güzel. Sovyet Rusya'nın buraya asker çekemediğinden emin olduktan sonra rahat rahat ilerleyebilirim. Birazcık daha cepheyi büyütsem, Ukrayna'ya saldırsam bu iş biter de Ukrayna'ya saldıramıyorum. German Empire muhtemelen birazdan zaten hakkın rahmetine kavuşacak. Onda iki katı dediğim gibi sıkıntı var. Nüfus artışını zaten kaybetti. Stability versus speed. Bu önemli değil benim için ya. Bu hiç önemli değil benim için. Ve Sovyet Rusya'nın bir şeyinin çok eksiye gittiğini gördüm. Silahının. Tamam, bizim de bayağı kötü gidiyor ama geliyor. Biz buluruz. Biz bir yolunu buluruz canım. O da mı buluyor? Yok, o bulmuyormuş. Tamam. Şu karşıya benim bir şekilde geçmem lazım bu veteranlarla. Kes de var. Geçerim aslında da. River biraz sıkıntı, evet. Şimdi buralarda supply almak biraz sıkıntı. Yani bir sonraki supply yap. Ulaştığımız zaman bu iş bitiyor. Buradaki supply yap çok rahat ettirecek ama benim arkamdaki demir yollarını bir an önce hemen yükseltmem gerekiyor. Bu özellikle artacak ana kapitolümüzden gelen supply olduğu için. Üretim bandına düştü. Tamam. Hemen bunu inşa edin. Tezelden haydi. De haydi. O rahatlatacak ve bununla alakalı buff'ımız vardı. Güzel olacak. Ordumuzun lojisi şu an felaket bir silah kaybı var. Yani attrition'dan kaybettiğimiz silah sayısı çok büyük. Bilmiyorum yani. Burada çok uzun süre dayanamayız yani. Şuradan hatta itilmişiz bile. O kadar önemli değil. Orada Rusya'nın ordusu olması bile yeter. Zaten aşiret tümeni. Burada ilk gördüğüm supply'a çok uzakta. O yüzden ya soldan gideceğim ya oraya zorlayacağım. Pek de emin olmamakla birlikte. Buradaki 40 litrenin durumu nedir? Buraya benim bir supply up inşa etmem çok pahalı olur. Supply up inşa edemem. Aynı sorun Rus da yaşıyor. Ben yine kaynaklarımı dediğim gibi yenileyebilirken o yenileyemeyecek ve daha da lojistiğini bombalamak hoşuma gidiyor. Buraya geçtikten sonra belki buradan 3-5 bir lokma silah gelir. O güzel olur. Şurada keşke biraz daha büyük bir paket atmayı deneseydim ama Rus ordusu da biz ne yaşıyorsak onu yaşıyor. Lakin şurada bir ufak bir supply alabileceği yer var. Orayı da biz bir alalım. İç savaşın şu an bitmesi işime gelir mi? Fark etmez. İç savaş çok da önemli. Tank basamadık. Ama araştırdık. Belki Rusya'dan sonra basarız abi onu. Peki ben korlayabiliyor muyum buralarda bir şey? Pek hayır. Korlu yapamıyormuşuz. Çok önemli mi? Değil. Belki peace'den sonra bir şeyler gelir. Çok uzakta değil. Ya şuradaki sapla yapa yürüyeceğim ki yürüyebilirim. İmkan var. Ve burada bir ufak bir paket atarsam yine çok güzel olur. Cepheden ne kadar az asker kalırsa Rus tarafında bizim için o kadar. Hatta şu supply yapıda alırsam komik olur. Ama önemli asıl gözüm şu an benim burada. Hatta orayı pinlemem bile bir tık iyi oldu. Bu supply yapı alırsak sırtımız yere gelmez bu cephede. Böylelikle arkadan diktiğim demir yolunda bir anlamı olmuş olur. Ve pakıta girmiş olur cephesi. Hadi o supply yapa girelim. Çok güzel bu arada. Şu direkt paketti zaten. İşte bu harika oldu. Lakin oranın demiryolu Ukrayna'dan geçiyor ve biz Ukraynalı dostiliz haliyle. O demiryolunun hemen inşaatı tamamlansın hocam. Haydi. En kısa zamanda. Hatta bunu seviyesini düşürelim. Direkt inşaat etsin. Sonrasında upgrade'ini veririz gerekirse. Bir yeter ki ben bir göreyim. Bir gelsin. Bir koksun. Orası yoksa pakıta da girebilir. Sağ taraftaki supply hub'la da çok uzak değiliz. Oraya da yavaştan vurabiliriz. Burada ise cephe güzel gidiyor ama çok fazla asker yadım ve attrition'dan kaybettiğim tüfek çok fazla artıyor. Bu cepheden birazcık asker, bir 24'lük asker geriye hizmete çekeceğim. Cephe düzelirse ya da bir Leningrad çıkarması mı alsak? Ya balta donama sokabilirim belki. Bilmiyorum. Belki hani Baltıklardan bir yerden bir şekilde Red Finland bu gelir aslında.
benim ittifakımı ama ya bilmiyorum. En kötü Create Faction atacağım, tamam mı? Şöyle bir şey yapacağım. Sebebi de şu olacak. Create Faction atmamın. Bu arada galiba Finlandiya'da diğer tarafa katılacak. Oo, dur. Şöyle bir sebebi var bunu yapmamın. Şunu hemen bir öldürelim. Supply yapıyordu. Oradan uçak değil de ordu, şu arkaya çektiğim orduyla üçüncü bir cephe açabilirim. Çok makbule geçer. Hemen şu Helsinki ordu götürelim. Bir de armadamızdan 20 parça kruvazörü de buraya nakledeceğim. Zaten donanması yok. Öyle deniz üstünlüğü koklatsa yeter. Tamam, tank alası. Improve medium tank alası bilmiyorum. Şu an ona gideriz. Ama topu bilmiyorum. Topu da açmak lazım. Bakacağız. Bakacağız. Ona da bakacağız. Lojistik geldiği zaman bayağı rahatlayacağız. Evet ki geliyor. 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 Güzel. Tamam. Burası tam bir ölüm. Yani buranın lojistiğini anlatmak kifayetsiz kalır artık. O kadar kötü. Ama Çarlık Rusyası'nın da, daha doğrusu Beyaz Rusya'nın da durumu çok kötüyken bunun da durumu çok kötü. Yani 20K kadar falan kaldı yani. Şurayı bu arada yarayacağım. Yani adamın silahı bittiği için yarayacağım. Güzel. Dilene dilene kazanacağız inşallah. Hatta birer tur daha mı gitsem? Hiç yeni asker üretmeme bile gerek yok. Zaten açığım mevcut. 7K, Allah bereket versin. İspanya, sende ne vardır? Top, support, silah olur. Makbule geçer. Böyle böyle kazanacağız, böyle böyle. Siam, sen de gel. Siam'dan da tüfek ve bu. Tamam, sadece tüfek de olur Siam. Etiyopya'dan aldık. Bir devletten daha almam lazımdı benim. Hangi? Ha, evet, gel. Bunlar bizi Rus cephesinde tutacak şeyler. Çok güzel ya. Aynı artıya bile geçeceğim. Ve Leningrad pozisyonundan sonra savaş bitecek. Donanmamız geldi. Ordumuzun da nakli başladı. Yakın zamanda bir cephe daha açacağız. Ve evet, oradaki lojistik geldiyse Rus'un işi artık yaştır. Hemen buranın da lojistiğini, ikmalini arttıralım. Başka şurada bir lojistik hub var. Burada yok. Burada hiçbir şey yok. Ve Rus buradan bir ufaktan eyvallah demeye başlamış. Ufak eyvallah deyip kaçmaya başlamış ama kaçmakta da haklı. Gerçekten çok eziyet çekiliyor. Yani elde olan ekipmanı da kaybetmek haliyle üzüntü veriyor bana. Şimdi bu cepheyi sadece supply'ın olduğu rotadan itebilirim. Hemen gelsin. Buralar yine çok büyük sıkıntı dediğimiz gibi. Ama ilerleyebiliriz. Şimdi uçağı da bir değiştireceğiz zaten. Şimdi şuraya birazcık da kes verelim. Bunu bir de duplicate edelim. Birazcık da fighter 300 parça da gelsin. Kesi de çok idareli almışız. Çok güzel. Tamam, budur. Burasını çok rahatlatacak. Özellikle hani o minik ufak şeyi, yardım bize çok efektif olacaktır. Generalini verelim, motorizasyona geçelim, Leningrad çıkarmamızı atalım ve bitirelim. Bunun da işini bitirmemiz kolay olsun. Bunlar da silah gelecek, fayda. Bunlar hep fayda. Şimdi Leningrad supply'ını kesersem, yani şuradan bir tay ilerlersem buradaki lojistiği de ölecek. Yukarıdan alacak. O yüzden benim şu demir yoluna gitmem lazım direkt, belli ki. Şu ordu Raş'a kalksın abi. Adam Mother Russia demeden biz gidelim. Ne kadar gidebiliyorsak. Ufak tefek. Çılgınca hareketler yapalım. Evet, bunu kesin yapacağız. Weekly War Support Stability. Bu çok güzel oldu. Division Organization kesinlikle yine. Yani tedavi bulmaya çalışacağız bu salgında. Moskova'ya girersen burada bayağı ağır hit yer ama şurada da o bir sapla yaptı varmış. Güzel. Lojistik buraya ikinciyi getirdiği zaman daha da rahatlayacaktır. Şurada bir ufak bir paketçik var. Onu şöyle atsak daha mantıklı olur. Tamam, onu da aldık ama onun da yine bağlanması gerekiyor. Unutmadan yapacağız. Şöyle bir arttıralım seviyesini de. Güzel. Cepheyi ne kadar genişletirsem o kadar iyi. Şimdi bir sonraki genişletmemiz de zaten direkt işi bitireceğiz.
şu ordumu dikkat etmem gerekiyordu. Biraz sıkıntıdaydı çünkü. Bakalım. Çok güzel oldu ve bu da düştü. Hatta direkt Sovyet'in ordusuymuş bu. İyi oldu. Hala şu orduyu şuna takviye edeceğiz. Ve burada güzel bir ilerleme kat edeceğiz. Artık burada lojistik sıkıntı yaşamadığımız için çok ferah, çok geniş, eforsuz bir cephe olacak sizlere. Topçu geldi. Artık topçu aslında dönmem lazım ama hovisler üretiminde şu savaşta kısmak pek mantıklı değil haliyle. Fighter'lar da geldi. Şurada hatta bir ufak bir hamle de yapabiliriz. 24'lük çıkarmadan sonra 24'lük atabileceğimi pek düşünmüyorum ama şunun bir 3 tanesini 40 vites çevirirsem eğer çıkarma limiti çok az çünkü ve ben onu araştırmadım. Ben onu bir araştırayım abi dur. Artı 5 veriyor. Çok değil ama yani yeter. Şimdi sen direkt Leningrad tarafını alsak kafi. Liman burada biraz sakatmış. Petrograd'a böyle girmem lazım. Bir division'da buradan artık yandan pinleyerekten. Yani asker sayısının olmamasına ve buraya hemen bir havalimanı basıp hava üstünlüğüyle. Yani öyle düşünüyorum. Bir hani yarma harekatı yapabilirim belki. Güzel olur. Tamam, Rus cephesi beklediğimden iyi gidiyor. Lakin silah açığı, onu da kapattık ya. O da bizden olsun. O da bizden olsun. Burayı köpek gibi tuttuğunu görüyorum bu arada. Petrograd düşerse ama rahat bir sefer olacaktır muhtemelen. Şimdi çıkarma gelsin. Birliklerin bir reinforce alması lazım. Hızlısından alsın. Burada da bir attrition durumu var. Onu da limana yayalım hemen. Burada ise şöyle bir gem amiral verelim. Hayır. Aa. O çok ufak bir sıkıntı var. Donanmayı ele geçirmiş. Rus donanmasının tamamı buna geçmiş. Bu kötü oldu ya. Petrolü var mı? Bilmiyorum, belli değil. Bu planlarımızı bayağı bir kötü etkileyecek gibi duruyor. Yani belki direkt onu savaşa sokarsam ama bu sefer de toprak moprak alır kudurtur mu? Yapar. Yapar. Huyudur yayın. Ama bu cepheyi de açmak istiyorum. Yani olmazsa olmaz dediğim cephelerden biri. Belki bir ihtimal şu cepheyi bir yayalım da önce. Naval bombingle birazcık yıpratıp sonra AI'ın donanmasını çektiği saniyede koyabilirim. Evet öyle yaparız. Buranın lojistiği birleştim. Çabuk 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 çabuk. Bura daha önemli. Hemen. Ukrayna'da topraklar olduğu için Ukrayna lojistiğiyle alakalı bir sakatlık var. Onu da halledelim. Yani Ukrayna'dan geçiyor lojistik ama Ukrayna onda değil. Bir aptalca bir durum var. Güzel. Biz burada lojistik sıkıntısını çok ağır yaşamazken o çok ağır daha, çok fazla daha yaşıyor. Ve çok güzel şeyi aldı. O da hastalığı kaptı. Bu bayağı iyi oldu bize. Zaten etrişinden kıvranıyordu. Şimdi daha da bir beterini yaşayacak. Bunu da zaten görevini yapıyor. Uşak araştıralım bu arada ya. Şimdi. Anlık donanma üstünde belki bir şeyler yapabiliriz ama şu ordunun daha da yayılması lazım. Şimdi. Niye No Division dedin ki kral? 2 mi lan limit? Naval bombing atalım hemen şuraya. Elimde zaten bayağı bir vardı. Bakalım ne kadar efektif olacak. Hiç denemedim. Bu modda naval bombalı bir denemiş miydim? Belki. Belki. Donanma yaptığımız bir seride olabilir. Şunun efektifliğini kısmasın. Power Strike olmasın. Tamam. Burada gemi bulursa vuracak muhtemelen ama bulabilirse tabii. Peki ana donanmayla getirip bir Rus armadasıyla bir VSV atmadık mı? Why not? İyi olmasın. Yani İngilizden önce bir Rus donanması dövüp tecrübe etmek güzel olur ama bunların bir experience'i yok. Pek mantıklı olmazmış. Gemileri biraz çekelim. Yani bilmiyorum. Zaten gerek kalmadı aslında ya. Ben bu orduyu geri alıyorum ya. Ben bu orduyu geri alıyorum ya.
Hiç mantıklı olmadı biliyor musunuz? Çünkü burayı bu kadar kolay yarabileceğimi tahmin etmemiştim. Şimdi ordunun burada ihtiyacım oldu. Zaten Leningrad'a kadar düz bir koridorda ilerleyeceğiz. Rus düşecek ama Sovyetler Birliği o kadar da kolay gitmeyeceğim ben diyor. Ama Urallarda da aslında bir karşı atak var. Ya burada bir opsiyon hani Japonya ya da Çin tarafından bir müttefik alıp tamam mı? Ya da hani askeri geçiş vermeye ne kadar uzaksın bana? Çok da değil ama bakalım bir improve atalım bir Japoncuma. Yani bu taraftan bir Çarlık Rusyası'na çıkarma atıp iç savaşı bitirmek komik olur. Direkt zaten bir toprağa düşecektir muhtemelen. Peki naval rencim yeterse Siam'la hazır ilişkimiyken bir ittifaklık kurabilir miyim? Hayır çünkü sosyalist değil. Peki komünist ne saçma durum ben ya komünistin denize limanı yok. Bilmiyorum. Oralarda yürümemek için elimden geleni yaptım ama muhtemelen yürüyeceğim gibi duruyor. Bunu savaştan çekmeyeceğim şimdi ki zaten savaşta bir şey kalmadı. Moskova düştü. Moskova'nın düşmesi bayağı bir etkiler diye düşmüştüm ama aslında etkilemedi. Gariptir ki. Hastalığa karşı uğraşımız devam ediyor. Rimi bulamamız bu arada o kadar da uzak değil. Belki Rimi bulayabiliriz bile yani. Bakalım. Hastalığı tedavi ederiz inşallah. Şöyle saldırıya da genel taarruzu da verelim. Şurada çok güzel bir paketi yarattık kendimize. Rus'un zaten sayısı az. Birlikleri daha da yoracağız. Aynen öyle. Buradan sonra da hiç asker çekemeyecek. Biz de ofansif verip dümdüz gidebiliriz. Evet. Dümdüz. Ne kadar ilerlerseniz o kadar iyi. Tekrar dönüyor ordumuz. Bu arada şu armadamızda bir hemen şey verelim eğitim abi. Burada biraz takılsınlar. Eğitimleri bitene kadar dolaşsınlar. Şurada yine bir ufak bir paket. Bu ufak bir paket ama yine de 2 division bile şu anki Rus için çok önemli. Ama burada büyük bir paket daha yedi. Şimdi buranın lojistiği birleşmiş midir bilmiyorum ama şu Ural lojistiğini takip edip Asya'ya doğru gitmem lazım. Artık birazcık military verebilirim ucundan. Sıkıntı yok. Moskova demiryoluyla Urallara seyahatimiz başlasın. Şurada güzel bir paket var. Güzel. Yani daha ne diyebilirim ki? Silah açığına girdiysem dilenebilirim. Kesinlikle dileneceğim. Sorun yok ya. Sevenimiz çok Allah'a şükür. Of of. Hiçbir eksik yedik yani. Yaşamadık ya çok şükür. Vallahi yaşamadık yani. Yokluk görmedik ya. Başka biri daha vardı ya sanki. Siyam. Siyam'dan aldık mı? Aldık. Ben kimden almadım ya? Etiyopya. Unuttum. Kusura bakma canım. Evet silah da artık an itibariyle artıdayız abi. Bu ne? Rommel'in Ghost Division ordusu mu? Anlamadım. Bir ufak buradan maymunluk sıkıntıya yol açtı. Çözeceğiz ama. Gariptir ki burayı çok fazla zor şey zor bir line'da tutarken aşağıyı rahat tutuyor. Bu arada tedavi bulmuşuz lan. Aa. Tedavi bulmuşuz. İyi. Debuff'ımızı hemen bir kaldıralım abi 90 gün sonra. Bu kadar erken bulmamızı beklemiyordum bu arada. Ural demir yolunu takip edip rahata ereceğiz. Peki ben bir 3 Division'la. Ben oralarda naval range alabilir miyim? Mümkünatı yok adamım. Urallara seve seve yürüyeceğiz gibi duruyor yani. Bilmiyorum. Ya da Japon'la Mapon'la bir ittifaka girseydik güzel olurdu. Orada da bir paket yedi. O da bir paket yedi. Burada da bir paket yedi. Ve Çarlık'la aramda resmen sıkışacak şu an adam. Bu ordu inşallah gelecek bu yüzyıl içerisinde. Uçak vermeme bile gerek yok ama aslında hani kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Şuraya bir vuracağım çünkü buranın durumu birazcık daha itmesini istediğim yer. Ki itmişti aslında. Bu ne ya? Ha, bize karşı savaşa girmiş. Bunlar girmesin de başka da bir şey istemiyorum ya.
Oluyor ya. Ha, Türk devletleri giriyor savaşa Rusya'ya karşı. Özgürlüğünüz bendendir. Red Finland gariptir. Yani şurada ne yaşadıklarını bilmediğim bir savaşa girmişler. Biz cepheyi daha da iyi toparladık. Leningrad tarafı düşünce savaş bitecek, evet, ve Beyaz Rusya bayağı hakkı olmaya bir toprağa çökecek, ama Beyaz Rus'un da çok fazla ordusu yok. Yani dümdüz line'da yürüyeceğiz. En çöp aşiret tümeni yollasam biter zaten savaş muhtemelen. Lakin sayımız bir hayli kaybediyoruz burada. Rus'un 550 bin, pardon, 500 bin adamını kesmişiz. Komünist Rus'un ordusu yok değil. Lakin Pakıt'la uğraşırken sağdan soldan bir şekilde işini bitirdik. Pskov'a da girelim ve Petrograd düştüğü zaman asıl kıyamet o zaman başlayacak, çünkü kapitüle olabilir. Çünkü Uralların yarısı onda değil. Şurada güzel bir koktu. Pakıt koktu. Evet, gel bakalım. Saçma bir paket ama imkansız değil. Vallahi olur. Why not? Değil mi? Olur. Yeriz. Şurada naval bomba attım ama şimdi kesin donanmayı çekmişti. Ben çektim ya. Yok, duruyor. Ama keserdik. 29 gemi hiçbir şey. Hiçbir şey. Bir de bir şey değil mi? Şurayı kapatırsak efsane olur. Şurayı da kapatabilsek yine çok makbule geçecektir. Şüphe yoktur ki. Lojistik saplar. Allah Ural lojistiği. İşte buraya girmek harbi kaliteli itlik. Direkt bura yok. Ha, zaten yok da hani temelli yok. Komple yok. Peki mantıklı olan aşiret tümenlerini arttırmak mıdır? Makbul müdür? Kesinlikle. Aşiret tümen için top olabilir mi? Bu ne? Bu aşiret tümenleri bu kadar masraflı mıydı ulan? Oh. Çok. Şimdi bana düşmana itlik yapacak hiçbir vasfı olmayan at taburları lazım. Bana bundan böyle bir çok oldu. 60-70 division yeter diyecektim. Zaten dümdüz yürüyecekler. Ordu maazallah etrişine düşmesin. Sıkıntı yokluk çekmesin diyor. Orada bir division daha Pakıt yedi. Şurada Pakıt olacak gibi duruyor. Zaten sayısı pek beyaz. Bunda yer sardık temelli. 3-5 division aynı Çarlık Rusyası'na yaptığımız gibi bir durum yaşayacak. Ve telef olacak. Zaten division sayısı kalmadı. Güzel. Aa, orada büyük 40 bit Pakıt yemiş. Hayır, olmaz. Onun tezelden bir önlemini alalım. Norveç Entate'e katıldı. Almanya'yı zorluyorlar ama bakalım. Yıkılacak mı acaba koca oğlan? For Fatherland diye dolaşıyordu ortalıkta en son. Pan şeyi kaldırdıktan sonra neydi onun ismi ya? İşte pandemi yani kaldırdıktan sonra bayağı bir rahatlayacak cephelerimiz. Zaten onun da önlemini aldık. Bir daha da yaşamayız böyle bir sorun. Rahat rahat takılırız. Military bile basmaya başladık. İyi. Şöyle bir Pakıt'ta. O kapandıysa, orası kavuştuysa Allah Rus'un daha da iyi. Daha da iyi. Aşiret tümenleri de buradan bir gubarmış. Burada aşiret tümenleri bir de yeni template'e çekeceğiz. Hiç ordusu kalmadı ya. Yani Çark Rusası ile birleşmek üzereyim. O kadar kötü durumda. Bunlar hazır olduğunda bunları düşüp hüleley diye saldıracağız. Yine şurada güzel bir paket. Petrograd düşecek. Sıkıntı yok. Petrograd gidici. Çok, hem de çok kötü gidici. Burası, burası, burası. Ve burası. Güzel. Güzel, çok güzel. Oradan da bir girelim. Ve bayağı da rahatlamış olacağız. 134, %27. Tamam, Petrograd'a girdiğimiz saniyede zaten öleceğini söylemiştik. Biraz Petrograd'a uğraşmam lazım gibi hissettim ama.
Şöyle biraz kes takviyesi verelim oraya. Zaten düşmanın uçağının olmadığını söylemiştim. Şu Eşüze inse yeter. Ama orada havalimanı yok. Yetişmiyor. Allah kahretsin. Şu havalimanını yaptım. Orayı da o eşek kaybettiği için. Evet, oraya vuramıyorum şu an. Şuraya havalimanı varmış. Tamam, güzel. Hadi al orayı. Kaçtık. Hadi bir binlik olsun be. Ay maşallah, o da, ona da kâfi. Tavım. Direkt tavım. Şunu da ikiye bölelim. Güzel. Bayağı iyi toparladık. Güzel. Bölgeye, region'a kes vurmaya da başardık. Şu arkamızı bir temizleyelim be. Hadi. Evet. Dothraki ordusu oluşturuldu. Orta Asya'ya, Orta Asya'dan atlarla geldik. Geri atlarla gidiyoruz inşallah. Hadi bakalım. Ya bana öyle bir yani öyle bir atak ver ki Rus desin ki aga bu ne? Hani bu ne? Hani başına general bile koymayacağım. O kadar saldırımız. Ama bu havalimanı nasıl kaybederiz? Yürü. Çok ağır yine hezimet devam ediyor. 600 bine kadar ulaştım. Bakalım. Keyifli ve keyifsiz. İkisi bir arada ama güzel. Yani savaşın gidişatından mutluyum. Bakalım. Şu an güzel. Düşmek üzere. Yani Petrograd'a bu tav. Ama burayı, ama orayı aldırtma be oğlum. Hadi. Üretim bandını falan bitiriyoruz ya. Maşallah. Biraz eksiklerimiz var şimdi. Demir, çelik, ama bunlar da artıya geçtik. Bunlar güzel. Yani görmek istediğim mis hamleler. Benim bir de bir rezistansla alakalı bir advisor'ım varsa nece iyi olur, nece iyi olur. Hayır, tabii ki de yok. Tabii ki de yok. Maalesef. Olsaydı güzel olurdu. Ama yok. Petrograd, umarım, umarım, umarım. Orta Asya'ya geri geldik an itibariyle. O güzel. Şu uçaklar çok kötü patladı ya. Onu ben niye naval bombura böldüm ki lan az önce? Neyse. Buradan bombalatmışım. Yani port strike vereyim de bir anlamı olsun, değil mi? Rus armadasını aslında alabilirim. İşime yarar. Yani papıt bırakabilirim Rus'u. Neden olmasın ki? Niye olmasın ki? Uzakta bir yerde bir papıt donanmasını almalık yani, tamam. Konvoyum falan da var. Hızlarım ben onu, donanmayı. Güçlü bir şekilde birleşiriz. Kapitül olmak üzere. Petrograd son kale düşmek üzere. Yıkıldı. Nasıl ya? Ha, orayı liman olarak mı görüyorsun? Oo. Garipmiş. Şey, bir force atak alabilir miyim buraya? Teşekkür ederim. Burası limanmış ya. Evet, ayrı bir liman. Düştü bu arada. Evet. Lan! Lan! Gülmeseydim keşke. Neyse. Şimdi canım, sen buraları zaten biraz zor alırsın. Tamam, ben şöyle bir senin önü bir setimi çekeyim. Zaten puanım da yetiyor. Petrograd'ı da alacağım. Al 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 al. Al. Ama yetmeyebilir. Şimdi onu da koru. Onu da hesaba katmak lazım. İç bölgeler. İç bölgeler. Şöyle önünü keserekten. Ha, orası da yaşamak sana mübahtır. Orada da bir papıt alacağım. Smolensk. Moskova. Şurayı da al. İnat etme oralar için be. Kola. Kırım'ı alacağım. Tam puanı yetmiyor zaten onun. Türkistan'ı Puppet alacağım. İşime kesinlikle yarayacağına şüphem yok. Buraları da
Annekslemeyeceğim, Rus'a vereceğim. Sovyet'e, Rusya'ya vereceğim. Burayı almış. Manyak mısın lan? Ben Lenin getir götürümüzü yapacak ya. Sıkıntı yok. Aslan Allah pakata girmişiz. Lenin. Neredesin uzun? Ya Allah kahretsin ya. Neyse ki. Dur yavaş. Öf, kıs kıs. Yes yes yes. Çok sevinme. Çok sevinme. Lenin'e getir götürünü yaptıran sana ne yapmaz? Manyak. Da. Babacım buranın acilen toparlanması lazım. Orta şey Asya'ya ben gitmem bu arada ya. Koş. Koş, Lenin'i götürüyorlar. Koş. 7 asker ve sen mutlu. Güzel mi? Geliyorum. Çok hızlı geliyorum hem de. Ama daha hızlı ya. Agresifin de agresifi yok mu be? Tamam, sıkıntı yok. Bitti işim. Monarşi restore etmiş. Ete! Bu ne lan? Burayı mı aldın? Lenin, neredesin kuzum? Lenin oğlum, neredesin lan? Lenin? Yaşıyor mu oğlum? Türkistan. Ay Lenin ölmüş. Lenin? Aa, Lenin ölmüş. Donanması. Ama Allah. Niye öyle oldu ki Lenin? Sana Allah, diğerine verdim topraklar da gitti. Tabi var, donanmayı alsaydım ya. Allah belanı vermesin Melenin. Ya da versin yani böyle bir durumda. Kusura bakma da yani Lenin. Allah kahretsin yani. Olacak iş mi bu? Sıkıntı yok ya. Bit arttırıyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok gayet. Silah açığı var. Ama zaten karşımıza bir ordu çıkarabileceğini pek zannetmiyorum. Pek tabii. Şöyle orduyu da bir sağ klik raconunu koyalım. Baba bu orduda bir sağ klik. Yok, bu ordu zaten yıprandı yıpranacağı kadar. Tamam mı? Buralara gidecek şanslı birimlerimiz siz dersiniz, buyurun gelin. Şu an için korlama diklerleriyle alakalı bir şey var mı diye bakıyorum ama bilmiyorum. Tam Rusya'yı kapitüle edemediğimiz için belki olmayabilir. Stability'yi toparladık burada hastalık sayesinde, o çok güzel oldu ya. Tamam, Orta Asya'yı da hızlıdan geçtik çünkü lojistik hiç yemiyor bilimler. At en nihayetinde Bivit. Karşıma gelse de zaten imha edeceğim. Öyle yanından dolaşıp imha edeceğim. Hem de çok komik bir şekilde imha olacak. Bilmiyorum. Gelse de zaten içi boştur. Aynen. Ha böyle bu bile itebilir yani, bilmiyorum. İtmese bile manevi destek. Hani etrafından dolaşır. Attrition'a yem ederiz. Patladı zaten bu. Birazcık daha tüfeğe ya. Şu tüfeği bir kurtaralım. Dilene dilene de yani adımız çıkacak. Şimdiye kadar çıkmadım sen. Yani çıkacak, adımız çıkacak. Şöyle biraz. Closed ekonomiye geçebiliyorsam ben bir geçem ya. La ben niye var ekonomide değilim? Allah. İlk başta yapmam gerekeni yapmadım yalan. Fabrika yöktüm sende. Sorduğumda sorumu yani. Bu eşeğin kapitülü neresi bu arada? Hala ora mı? Evet ora. Sıkıntı yok ya. Şuradan ilerleyeceğiz. Uralları da kapatsam yine gebereceği için çok bir sorun görmüyorum. Şu orada artık bir evine dönsün. Etrişin yemesin garı. Gel bakalım. Lojistik supply hub'lar nasıl? Ural yolu iyiyse zaten oraya ordu yolladım Ural yolundan. Keyfine baka baka yarayacaktır ya. Ama benim şu orduyu bir tık değiştirmem lazım. Sen şu line'ı bir düzelteyim. Daha fazla at verebilirim. Bir sakınca görmüyorum bunu yapmaktan. Yani daha fazla at. Daha fazla at o halde. 8 tane saldırı tümenini iptal ederim. Bunların içi dolar.
Tamam. Lüksemburg mu düştü? Ne oluyor lan? Almanya karşı taarruza mı geçtin sen eşek? Verdun muharebeleri mi yapıyorsun ha? Şu toprakları da bir fethedersek şu aramıza da girmesin. Şu lokasyona da girelim. Ya belki Civil War bitmiştir, donanmasını almıştır dedim ama hiç oralı olmadı ya. Karıştık ya. Annexlenmeseydi de bize geçseydi güzel, o çok güzel olacaktı. Yani. Bilmiyorum. Üzdü. Ya senin de ne halin varsa gör be. Bu savaşa girersem Entei'yle savaşa girerim. Sıkıntı olur. İlan da isyana çıktı. Savaş uzadı bu arada. Bakalım. Sıkıntılar var. Güzel. Rus karşımızda sinek gibi ezildi. Adeta. Bir de tanklarına bakalım ya. Great for medium basic. Hangisi daha iyi lan bunların? 100 güvenirlik 75'i buldum. Improve medium howitzer you cannon. Cannon daha iyi. Aynen. Triman. Bu bufflardan ne işe yarıyor? Armor. O, bu güzelmiş bu arada. Hiç fena değil. Slopat Armor olur. Radyo niye koyamıyorum acaba? Çünkü yok, değil mi? Armor olabilir. Şundan koyacağım. Breakthrough biraz sakata girer onu koyarsam, onu koymayacağım. Bu arada production cost'u arttırmıyormuş. Bu bayağı iyiymiş. Bir de armor kanatları verse kafi. Bir de bunun armor'u niye böyle? Yani ideal bir tank işte yani. Ne? Adam olana çok. Da böyle çıkmasını beklemiyordum. Biraz daha hani büyük olabilirdi. Tüfeğe verdiğimiz ekipmanı çekip birazcık da tank üretelim. Yani iyi üretiyoruz. Yani tam leş. Toparlar diyelim. Öyle toparlayalım. Devam edeceğiz oradan da. Rus'un düşmesine biraz daha vakit var. Rus'un oraya bir de o ana ordu da çektik. Zaten en kötü bu ordu bitirecek. Şurada bir naval üs falan alsaydım aslında der mi dahiyar? Çok güzel olacaktı. İrlanda düştü. Daha doğrusu İrlanda bağımsızlığını kazandı. Güzel. Bizim ise keyfimiz yerinde. 10 numara. Ne aga? Aga dön. Dön Süleyman artık. Dön oradan. Ne kadar tüfek yemişizdir? 100K tüfek yedik ama zaten bir 100K falan dilendi biz için. Onu dengeliyor. Ben şimdi buradan bir de atlı rush'ıma daha da fazla vereceğim. Böylelikle sıkıntı yok demek. Sıkıntı kalmayacak demek, evet. Araları da ufaktan bir sıkıştırdım. Hani o atları itemiyor ya ama bu piyada itiyor. Uralı da kestiğimiz zaman. İşte zaten bu demir yolu var burada. Ural Moskova'dan Ural'a giden demir yolu. Bunu takip ettiğiniz zaman sizi illaki bir yere götürüyor. Karşınıza çok bir direniş bulabilir misiniz? Evet. Oyuncu olsa çok tilt eder, savunur ama şu an AI var. Çok bir şey kalmadı. Çok bir şey kalmadı. Bir de ben şuna bir savaş açabilir miyim? Papatıymış. Gel bakalım sen de bize. Böyle gelmemek falan olmaz. Savaşa kollayamıyordu onu. Şu lojistik bir sıkıntısı var. Onu bir hemen halledelim. Atların lojistiği umurumda değil. Onu da söyleyeyim. Şu atlardan bazılarını direkt şöyle sağ klik. Burada da Vostok. Bir çıkarma alabilseydim oraya güzel olurdu. Trench yetmiyor. Ama donanmada bir hayli iyiyiz. Bir hayli iyiyiz. Fena değil. Screen attack bufflarımı da aldım. Aircraft designer alsaydık keşke. Fighter çıkıyordu, ona bir alalım. Yeter ya. Yani değil mi? Anti-demokrat raid atalım bir de. Bu ne veriyor?
Bu önemli aslında. Buralara Divriye özellikle şu çeliği basalım. Biz çok sıkıntı yaşıyorduk o konuda. Daha da rahatlamamıza yardımcı olur. Yeni şase geldi lan. Peki yeni şasenin gerek yok açmam ama upgrade ederiz belki. Yeni şase bayağı iyi geldi be. Harbi bayağı iyi geldi. Bak bu sefer armoru var. Yeni gelen güncellemeyle artık tankın armoru var. Özür diliyorum. Reliability olabilirdi de ama yok. Engine. Yani. Evet. Tamam. Bakayım. Trimen miydi bu? Trimen. 10 numara. 10 numara. Yeni tank hayırlı olsun. Biraz pahalı. De. Medium tank. Bunun upgrade seçeneği çıkmadı hoca. Bunun rolü ne lan? Medium. Bu da medium. Allah Allah. Üf, bilmiyorum. Biraz garip. Görmüyor mu tank acaba? Belki. Small cannon. Çok bir araştırması yok ama süper heavy tank falan. Evet, İngiliz tankına benziyor biraz. Onları da çıkarabiliyormuşuz. Trus yakında telef olacak muhtemelen. Ural bağlantısını kestiğimden beri zaten buraya lojistik getiremiyor. Bir dellendi olan yani şu an şurada. Güzel. Rahat bir sefer olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Avrupa savaşları nasıl olacak bilmiyorum. Ya biz savaşa dahil olursak onu da ne olur bilmiyorum. Yani Alman ben şimdiye kadar 50 kere savaşı kaybeder diye düşündüm ama adam şova kalktı. Dünya ile olan savaşına yeni bir boyut ekledi. Vallahi şova kalktı Alman bilmiyorum. Yani emin olamadım. Garibanın şuradaki askerlerini öldürdüm zaten ondan az askeri var. Burada yarısı. Diğer yarısı burada. Daha Vladivostok tarafında hiç ordusu olmayabilir. Sağ klikle gidiyoruz işte. Yettiği yere kadar. Şurayı da bir kapatalım. Bura kapandığı zaman bütün ümitleri bitecek bu arada. Fighter 3'ümüz geldi. Hoş geldi. Havada kazansın ya işte. Max speed'i var. Bir de bir range verelim. Range de çok özürlüydü bu uçak. Şey de alabilir miyim? Kesit de araştıralım bir yandan. Şu andan itibaren Fransızlara muhtemelen buff verecektir diye düşünüyorum oyun. Artık bitti yani Almanya'nın dediği debuff sesi çok büyük. Hani şöyle büyük debuffları var. War support'u zaten yok. Enemy bombing. Yani hastalık, muhastalık, kıtlık. Çok büyük bir kıtlık var Almanya'da ona. Savaştan çıkması için elinden geleni yapıyor oyun şu an ona. Ve evet bitti. Da White Peace mi lan? Ha? Yok yok Versa 7 o ya. Versa 7 gibi duruyor. Olan. Yo yemedi mi? White Peace mi olan? Ha? Ne oluyor oğlum dünyaya? Ne oluyor kuzum bu dünyaya? Ve hepsi birleşip bize giriyormuş. Yok tamam Alman kaybetti savaşı. Donanmasına el çöktüler önce bir. Donanmayı İngiliz dedi ki ver kardeşim. Dedi ve armadasına yeni bir armada kattı. O da tamam abi dedi. Bakalım. Dünya tansiyonu %100 düşüyor muhtemelen ama. Bilmiyorum yani kurtarmayabilir. Biz biraz fazla yarattık dünya tansiyonunu. Çarlık Rusya'sının ittifakı dağılmaz. Aynen dağılmaz ama belki Fransız'ı dahil edebilir. Çünkü Fransız ittifakı dağılacak, Entente dağılacak. Belki buna dahil olabilirler, emin değilim. Weimar Republic geldi, Weimar Cumhuriyeti. At yok oluyor lan direkt. Tamamen bir intihar saldırısı var orada. Allah, ben asıl Ural'dan çekmem gereken orduyu çekmemişim. Neyse gel de bari şuraya yok et. 40 bitleri çekmemişim Urallardan ama veteranlığını korumuşlar hepsi. Ya düşüşler var ama o olur. O olur. O kadar da olsun yani.
105 atlım ve ben artık daha büyük bir sefer. Haydi. Tangistan'da ciddi bir kıtlığa geçtik. Sturmacar düştü. La benim bufflarım vardı değil mi? Evet. Böyle çok da aman aman değildi yani. Keşke şu Colossal Support buff'ını kullansaydım ama. Kızıl Turan kuramıyor muyum peki ya? Turanis var çünkü. Bu ne? Ha, pis konferans. Bizi alakadar eden bir durum yok. Ben yemedim ah o savaşı. Ben yemedim. Şu atlar ölmesin ama artık hoca. Yani kayaya çarpan böyle şey gibi ölüyor yani şu an agresif olduğu için. O yüzden bunun karşısında birlik olmaması en hayırlısı. Ha bazı yerlerde haşin bir saldırı da düzenleyebiliyor yani. Karşısındaki adam kötüyse. Ama gene de atlar ölmesin ya. Çok zor yetişiyor yani. Düştü bu arada. O ne ya? Bu ne oğlum? La Resistance deyip oradan Türkler mi çıktı anlamadım. Türeyiş mi var orada? Allah Allah bu nasıl oldu ya? Resistance. Anlamadım hiç anlamadım. İyi oraya gitmeme gerek kalmadığı için mutluyum. En azından. Gelsin ne kaldı ki yani şurasında ya aman. Bir division'ı var bu arada arkadaşımın. Bir. Aga tam bir. Onu da almak üzereyim. Evet o da düştü. Sıfırı gördük mü? Yok. Bir division var o da muhtemelen şeyi Vidalı Boss Sok'u tutuyor. Ne oluyor lan? Ha. İttifakıma gelmek ister misin delikanlı? Çekoslovakya'yı yedik mi peki? Yok. Şey. Kızıllar kazandı. İyi iyi. Bir ufak bir victory point ulan. Hiç şüphe. %13'e düştü surrender limit. Allah kahretsin. Gerçekten götürecek oraya. Gideriz. Boyuyoruz şu an haritayı zaten. Bir var şey alalım. Var bonus alalım ya. Güzel olur. İttifaka yeni yeni üyeler dahil edebilirim evet. Ama yeni bir dünya savaşı başlatabilir bu hamle. Turan'ı da kurduk yani. Kurdum say. Ha, Turan diktir olsaydı kurardık. Böyle bir diktir yok. Bunda yok ufacık da olsa bir victory point yok değil mi ya? %15. Harbi bir Lodovosto'yu gördük yani bir şehir efsanesi gerçek oldu. Az görmemişiz evet. Rus armadası diye bir şey olmadığı için çok da önemli değil yani. Şöyle hani acının bir sembolü olarak da şurada hayatta tutacağım kendisini. Ya da ora çok mu? Şurası mı? Tamam orası. Seni bir puppet yapalım. Seni de alalım. Bu ne lan? Victor Chernov. Evet. Russia düştü. Korlama diktirilerle alakalı herhangi bir şey yok. Yok yani. Evet. Dünya bu şekilde. Biz bayağı güçlüyüz. Yani Avrupa'ya girsek bu arada yok eder miyiz? Eder miyiz? Edemeyiz. Donanmaları çok. Ordular silinmedi. Şimdi savaşı kazansalar bile orduları silmediler çünkü ordu silme şeyini bir Alman yedi. Tamam mı? Alman'ın ordusu sınırlandırıldı. Avusturmacar'ın ordusu yine imha edilecek muhtemelen. Polonya kuruldu ama biraz yarım yamalak. Yani Ukrayna falan free şu an. Hani da bitti yani iş. Biz bayağı güçlüyüz. Ne diyeyim ki yani? Daha denecek bir şey var. Amerika. O da yine öyle. Ya şöyle donanma olsa devam ederim. Lakin donanmam o kadar iyi değil. 40 tane light cruiser'la hiçbir şey yapamam. Ve işin daha da kötüsü şey,
bu çağın naval bombaları yere vurmuyor. Hani tespit mi edemedi, bir şey mi yapamadı, hiçbir fikrim yok. Bulamadı abi. Bir yere de zaten iyi de vuruyor aslında ama bilmiyorum yani tespit edemedi mi, bir sorun mu oldu emin değilim. Yani donanmasına şeyle kesip anakarasına İngiliz'ine çıksak bir ayrı, Vargol limiti artık atamıyorum onu da. Tüf. Evet, onu atamadım. Kötü oldu. Kaldık mı biz şimdi böyle yani? Harbi. Evet, ben harbi kaldım yani şu an. Vargol? Ney? Ney? Yok. Vargol yok. İstesem de devam edemiyormuşum, evet. Yani. Lan. Lan. Hadi. Hadi aslanım. Bağımsız kaldı. Katıl bana. Hadi. Yap bir kıyak çek. Yok. Sanmıyorum. Şunları bitimini bir gösterebilirim. Hani debuff'ın kalkmadığına dair. Hani en son neyi gösterebilirim diye düşünüyorum da. Şu an %49 göreceksiniz. Yani son isyana kadar bir eliminen şey yapayım da. Kalkmadığını görün yani. Bu bug'lı bir şey. Bunun düzelmesi lazım. Önceden düzgündü. Bir şey oldu. Bozuldu ya bu. Fokus iptal etsene. Bir oradan da bir PP gelsin. Ya düzelmiyor. Mümkün değil düzelmiyor. Böyle kaldı bu yani. Belki bütün korları almadığım için olmuştur önceki save'lerimde. Şuralarda sıkıntıydı. Ama daha fazla toprak alınca bu sefer debuff artıyor ama bunu yaptım sana da kalkmıyor. Ya da ona göre mi ayarladılar? Biz en iyisini mi hayal ettiğimiz için böyle oldu? Stability hallettim ama ya o hastalık eventinden sonra hallolup. Şunu da bir görelim artık her yeri kontrol ettiğimiz zaman ne olacak? Çin ne oldu? Çin şu de bilmiyorum saçma sapan bir hale büründü. Onu da geç. Şunların bir bitimini görelim. Belki Katar'ı matarı alamadığım için de olabilir. Şu an Katar falan bağımsız. Oralara bu yol en az niyetinde ultimatom atmıyor. Görelim ya. Şu debuff hafifleyecek mi çok merak ettim açıkçası. Görelim bakalım. Yani aksine hani. Bakalım şu iki toprağı da yapalım. Neredeyse aksine yani. Daha kötü olacak. Hala kolebizeler var. Katar var, Mısır falan var. Mısır'ı da alınca yine kolleyebiliyor. Yok. Ya bu da böyleydi yani. Manpower falan bayağı toparladı ama ya. Bayağı iyi toparladı o konuda bir şey diyemem. Tank template'i kaç vurur acaba? Bir de onu bir test edelim son olarak. Medium tank olarak. Bakalım. Harbiden güçlü. Güçlü bu arada. Ho. Bir şey diyeyim mi? İlk tankı çıkaran bu modda gerçekten kazanır herhalde. Bu neymiş? Oy 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 maşallah. Armoru falan da var mı? Yok, armoru delinir. Bir piyade hemen bir şey yapalım. Hiç bu kadar uzun oynadı mı bilmiyorum. 20'yi gördük. Bir test edelim şimdi bir görelim. Hani 15'e 5 oynanır mı? Doktrinim el vermez muhtemelen. O yüzden biraz da buna gidelim. Bir de lojistik kamp hani kesin girecek zaten şu mümkünatı yok. 42'de oynayamazsın bu arada doğuda falan. O yalan. Nedir günah? At girdi sahnede bu arada kötü oldu. Motorize recon ya da armored recon girmesi lazım hızı düşüyor çünkü. Yani armoru 30'dan daha mı fazladır? Tamam. Piyade delemeyeceği için muhtemelen daha güçlü olacaktır. Kesinlikle. Daha iyi. Yani evet. Birektörüsü falan da iyi. Bunlar da birektör olmadığı için saldırırken çok adam kaybediyoruz. Tabii. Üretimi de o aslında o kadar da zor değil ha. Çıkar yani. Çok uzun yorar mı beni çok? Tank açığını bir görebilir miyim bir tane üretim?
Ben kaç yılda çıkarabiliyormuşum? Bir tanesine. 50 gün. Peki o üretimdeydi o yüzden. Hani 3 tank template'inin günahı nedir? Biraz büyükmüş günahı yok. 500 gün. Tabi biraz cap de toparlayacak ya. Hatta dur bakayım. Günde 4. İyi. Yani. Biraz üretim de toparlasaydı daha iyi olurdu. Neyse dünyadan bahsedelim. Entate'in kazandığı klasik senaryo bu arada Führer yoluna gidecek. şöyle görebilirsiniz. Rise of Evil açılıyor. Burada artık tamamen bir Strike yiyecek. Sonrasında Führer'in şansölye seçildiğinde 32 yılında oynarsanız eğer göreceksiniz. Ve oradan sonra da uzun bıçaklar gecesi falan filan. Sonra normal oyuna bağlanıyor mu bilmiyorum ama bu saatten sonra devam etmek de zaten imkansız. Şu şekilde görebilirsiniz. Rahin ordusunu kısıtlamışlar ama Frans falan ordu silmemiş. Yok, silmiş, biraz düşürmüş. Evet, düşürmüş. Zaten şöyle bir debuff var. Hani Land Doctor'in yeni nesil debuffları alıyor artık. Hatta Almanya'dan para aldığını falan da görüyorum. Evet. Ekstra bir şey var mı? Reputation bayağı içinden geçmişler Alman'ın. Ama evet böyle. Bu da böyle bir seriydi. Komünist Osmanlı'da yapmadık demeyiz. Komünist olup komünistleri işledik. Eyvallah. Ama bir Turan oldu yani. Bir Turanımız oldu. Güzeldi. Gayet güzeldi. Bakalım bir sonraki seride görüşürüz artık. Burada videoyu bitirelim. Tankları da görmüş olduk. Vuruş halini göremedik çünkü cepheye yetişmedi. Biz Osmanlıyız. Yani çok geç dönebildim. Fabrikayla. Onun dışında Batı ile savaşımız pek olmadı ama Balkan Harbi çok güzeldi. İngiliz'e de belki savaşa girebilirdik ama Alman mutlaka yeniliyor. 20'ye kadar o savaşı kazanması lazım. Yoksa iki kriz üst üste yiyor. Ve o iki kriz işini bitiriyor direkt. Yani stability varsa var sıfır. Bir yerden sonra teslim olmak zorunda ki hala daha sıfır. Bilmiyorum. Öyle. Bir serinin daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni seriyle tekrardan sizlerle olacağız. Görüşmek üzere.